Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin, selavat. Tereddüt. Mustafa nerede? Tereddüt. Lugat manasını vereyim biraz. Biraz lugatı, bir de sonra benim verdiğim mana. Lugatta kararsızlık. Kararsızlık diye geçiyor. Ben okuduğumda verdiğim mana şu: berzahta kalmak. Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmaya. Yani araştırdığı, merak ettiği konuyu insan tamam demesi, o hakikatin kendisinde karşılık bulmuş demektir. Tamam, mesela diyelim ki yemek diyelim. Bu nereye benziyor? Şu falan şeye benziyor mu? Tamam. Bu tereddüt yok işte. Berzahta kalmak şu mu o mu? Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmayan, başka bir mana, karar mekanizmasının altında kalmak. Yani şüphede kalmak. Tereddüt, tahayyül ile tasavvur değil, taakkul ile tasdik arasında. Masamdaki dosyaları getirir misiniz? Şey olsun, güzel, hatırladığım kadarıyla taakkul ile tasdik arasında bir berzahtır. Dimağda 7 mertebe var. Siz bilen insanlar olduğunuz için buna giriyorum. Bak, dünkü ders ve önceki ders bunlara girmedim. Dimağda 7 mertebe var. Bu zaten bilinmediği için doktorların verdiği ilaçlar uykudan ileri geçmiyor. Hepsini ver abi. Tamam. Şimdi dimağ kafayı tek akıl kabul ederse bu ilaç böyle devam etmeye gider. 7 sene 10 sene adam psikoloji ilaçları kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Geçmiyor. Bir sebebini söyleyeyim. Böbreğin ağrıdı. Hedef belli. Kendisi belli olduğu için ilaç da bellidir. Böbrek. Akciğerinde sorun var. Hedef belli. İlaç da bellidir. Miden ağrıyor. Organ belli, hedef belli, ilaç da belli. Peki psikoloji rahatsızım. Organ belli mi? Hangi organ? Psikoloji bozum. Ruh organ değil ki. Psikoloji, yani psiko, ruh demek. Loji, ilim demek. Ruh ilmi yani. Ruhu bozuk. Yani bakın, anlıyor musunuz bunu? Midem ağrıyor. Organ belli, hedef belli, ilaç belli. Miden ağrıyor, organ belli, hedef belli, ilaç belli. Psikolojin bozuk, elin mi bozuk, karaciğerin bozuk, akıl mı bozuk? Hayır, akıl da bozuk değil. Anlıyor musun bunu? Onun için 7 sene, 10 sene de kullansan psikoloji ilaçlarını olmuyor. Peki nedir o çaresi? Bu tür şeyler işte. Kendini tanımlamak, kendini tanımak, ruhsal gıda. Ustad da şey diyor: bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın. İman nurdur, kuvvettir, enerjidir. Pozitif enerjidir. İman böyle bir anlayış, bir seziş, bir tarafgir olmak bir falan değil. O bir sıfatıdır. İman, İradi-i cüzenin sarfından sonra iradi-i külliyenin mümin kulunun kalbine ilka ettiği, koyduğu, yerleştirdiği, kendisinin dışına bak, koyduğu bir nurdur. Vücud haricisi vardır ve mahluktur. Enerjidir. Ustad, enerji, biz Türkçesini söylüyoruz. Arapçası kuvvettir diyor. İman nurdur. Öyle demiyor mu? Kuvvettir diyor. Bunu arttırman lazım.
İşte bu derslerle artırıyor arkadaşlar. Şimdi tereddüt neren arasında şeydi? Evet. Tasdik ile izan arasındaydı. Taakkul değil. Dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Hepsinin de 3 mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Tıbbın, doktorların dediği yok bilmem ne denge bozukluğu, karar bozukluğu, düşünce bozukluğu, bilmem ne bozukluğu bir sürü dedikleri var ya. 7 çarpı 3. Bu yani. Yani 7 mertebe yok mu? Her birisinin ifrat, tefrit, vasatı var. İfrat, tefrit, vasat. 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 7 tanenin 3 tane. Her birisinin 3 mekanizması var. Ortası, aşırısı, negatifi. 21 tane. 21 tane dimağla alakalı temelde hastalık var. Ortası hastalık değildir. 7'yi çıkar. 2 kere 14. Ortası hastalık değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Nizam. Merak ettim bu ifrat tefrit. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Aklı yapayım. Ustad yapmış da. Ustadın yaptığını yapayım. Tahayyül, tasavvur, taakkul, akıl. İfratı celbeze. Celbeze. Hakkı batıl, batıl hak gösterecek kadar zekavete sahip olmak. Ölçü yani kendisine göre karşıyı aldatma. Bunun adı celbeze değil mi Ömer? Celbeze. Tefriti nedir? Gabavet. Yani basmıyor. Normal bir insan kendisini idare edecek bir durumdan da dışında olmak. Öyle mi? Gabavet. Ortası nedir? Hakka hak bilip hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşma, malzeme ve yöntem ve yolda olmak. Ki sünnet-i seniye. Mesela en dişinden bir tane de yapayım Hakan. Merak ettim onu da. Tahayyül. Hayal. İfratı nedir? Müsteşen her şeyi hayal etmek. Tefriti hiçbir şey etmemek. Vasatı nedir? Şeriatın tayin etmiş olduğu yolda düşündüğünü şekillendirmek. Veya sıkıntıda iken mutlu bir anını hayal etme. Tefekkür ederken malzeme kullanma. İşte bunların 3 mertebesi var. Hepsini böyle. Bunu mesela diyelim ki kuvve-i hayatı, tahayyülün ifrat mertebesi adam kontrolsüz. Her şeyi hayal ediyor. O bir de hastalık cinsidir. Artık da yürürken, evdeyken, kızınız, oğlunuz, hanımınız sizde. Bu hastalık bunda var ya. Ulaşık iki. Burada değil ki. İfrat mohtunlar şimdi. Ne yapıyor bilmiyor. Elini bile kesiyor. Sokakta mesela görürsünüz. Ne İsmail? Adam böyle mi? Yani burada mıdır yani işte? Ha, kuvve-i hayaliyenin ifrat modudur. Ha şimdi dimağın 7 mertebesi var. Her mertebenin 3 modu var. 3 mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Vasatı sihattır. Birini çıkarıyoruz. İfrat, tefrit. 7 kere 2, 14. 14 çeşit temelde psikolojik hastalık var Ahmet. Tamam. Bunlardan bir tanesi tereddüt. Tereddüt, bu dima, dimada var ya böyle, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bunların arasındaki şeyleri sayayım size. Yeni tespit edilen bir şey. Belki de ikinci kez söyleyeceğim bu derste şimdiye kadar. Şimdi bu 7 mertebenin sıçramalarında değil, ara boşlukların şeyini sayacağım Mustafa. Külliyatta. Tahayyül ile tasavvur arasındaki berza tevehümdür. Efendim, tasavvur ile taakkul arasında şunun arasında tefekkürdür. Taakkul ile tasdik arasında şüphedir. Tasdik ile izan arasında tereddüttür. Onu konuşacağız şimdi 15-20 dakika konuşsam yeter. İzan ile iltizam arasında yakindir. İltizam ile itikat arasında takarrurdur. İtikattan sonra da işat, şehadet, şuhuttur. Vesvese Risalesi'nden çıkan şeyler bunlar. Ben şimdi tereddütten konuşacağım. Tereddütten İstanbul'da bir tane ders oldu.
tereddütü ortaya çıkaran, tereddütü ortadan kaldıran diye tereddüt merak ederseniz orada var. Ben şimdi hemen tereddütü ortaya çıkaranı okuyayım biraz. Veciz şeklinde. Katkınız olursa, merak ettiğiniz varsa şey yaparız. Çok hoşuma gittiği için keyifliyim ya. İlginç bir şey, çalışıyorum yani böyle. Bak bunlar sırf tereddüt. Bunlar hep tereddütün. Şüphe ve tereddüt, şüphe ayrıdır. Şüphe, taakkul ile tasdik arasında bir sıçrama yeridir. Yani tahayyül, böyle ikide bir yapıyorum ki ezber olmasın, keşke yansıtsam. Tahayyül, dimanen dibi. Yani şöyle, buz, su, H2O, enerji, esir, materya, aynı böyle düşünün dimağı. En dışarıda tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, izan. Şimdi şüphe şeydedir. Taakkul ile, yani akıl ile tasdik arasındadır şurası. Tereddüt ise bir üsttedir. Tasdik ile izan arasında. Şurada. Ne işimize yarayacak kardeşim? Bu kadar uzattın da durdun yani. Bak bakalım hangi hastalığımıza denk gelecek. Sanki derste değiliz de hastanedeyiz gibi. Oysa arkadaşlar, din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin veya insanın ihyası. Hayat, din hayatı yorumlamaktır. Hayatın kendisidir. Bak din işte. Adam diyecek şimdi Allah Allah, ne biçim ders dinliyoruz ya. Alışmışlar böyle helaldir, haramdır, domates kafaları, ne biçim adamlarsınız lan, niye kırmıyorsunuz lan? Cehennem var lan, size ateş atacak Allah'a. Din böyle zannetmiştir. Böyle anlatılmış ya. Böyle anlatılmış ya. Şimdi tereddütü ortaya çıkaran, ilk önce onu sayayım, sonra tereddütü ortadan kaldıran. Tamam? Hulasa işte. Rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan çıkıyormuş. Yani rehberin yok. Şey diyor, Ahmet bin Hanbel diyor. Rehberi olmayanın rehberi şeytandır. Öyle. Bir de okuyayım. Rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan. Ben kimseyi taklit etmem. Kimseyi... Kimden ders alacağım canım? Tövbe estağfurullah. Ben haşa yani. Radiyallahu anh. O adam yani ders mi alacak? Ha. Bu bir. İki. 17 tane madde tespit edin. Çok var da. 17 tane tereddütü çıkartan, 17 tane tereddütü ortadan kaldıran. Birincisi rehbersizlikten, nefs-i emmarenin gururundan. Kimseyi kendisine yeteceğini zannetmek. Yetemezsin. Bir kere Allah Resul olmadığını kabul et. Seni dünyada Allah olur muydu? İki, acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişeler yapmak. Yani yok şeyi. Onun karşısında ne var? Sünnet-i seni işte. Böyle hak mıdır? Bu doğru mudur? Emre, hak bu mudur? Acaba, herhalde, diyoruz ya, hangisi şey? Ölçü yok. Ve diyelim ki isabet ettin. İsabet ettiğini kim sana söyledi de emin olacaksın? Ha lan tamam, tam isabet ettin. Demek ki acaba böyle hareket hak mıdır, masnaat mıdır diye endişeler. Bu da sünnet-i seniyenin en ufak bir adabı dahi hat istikameti gösteren bir pusula gibidir diyor 54'te. Lemalarda. Sünnet-i seniye seni bu şeylerden çıkarıyor. Hak mıdır? Doğru mudur? Acaba herhalde gibi şeylerden seni kurtaran sünnet-i seniye. Resulullah böyle mi dedi? Evet, bu budur. Bu budur arkadaş, bu budur. O bu değildir. Budur. Resulullah dedim gitti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesi şudur. Bu manada. Şimdi bu kağıdı, Mustafa, buraya mı koymak haktır? Buraya mı koymak haktır? Şöyle mi koymak haktır?
böyle mi koymak haktır, böyle mi koymak haktır? Hangisi doğrudur? Bilmiyoruz. Yani olaylar öyle düşüneceksin. Ne yapmış biliyor musun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ya Resulallah, bu kağıdı biz nereye, böyle mi koyalım, böyle mi koyalım, böyle mi koyalım? Şöyle yapmış. Bu eşya vücuttur ve mevcuttur. Bunun hakikati Esma-i İlahiyedir. Allah Resulü bununla onu beraber görüyor. Mevcutla hakikatını, Esma ile. Hasan al 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 biraz da biraz da al al al. Bak yanlış gözüküyor orada bu. Sola biraz da al 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 al. Heh biraz indir aşağıya. İndir 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 indir. Tamam tam böyledir. Bu orada en güzel bu şekilde gözüküyor. Ya Resulallah böyle yapsam hayır hayır hayır. İfratta gözüküyor yanlış o. Yani buraya hükmederken orayla yapıyor. Varsa senin de, sen de böyle yap. En büyük sıkıntı da bunlar biliyor musun Hasan abi? Şeyle, Resulullah Efendimiz'in bu şeyini, yani sünnet-i adam muhaşer dediğimiz bu günlük yaşam tarzındaki hareketler var ya, onu sünnet olarak kabul etmiyorlar. Sünneti ayrı bir şey olarak. Yani bir insanın doğasından çıkan hareket zannediyor. Ha, aynen öyle düşünüyorlar abi. Bu yani bir adamın, ben de öyle biliyordum, tövbe estağfurullah. Yani bir adamın, bir erkeğin, kadın nasıl taklit edecek? Bir adamın yaşam tarzı, bir insanın hayattaki anlayışı, felsefesi. O zaman ben ne yapayım ya o adam orada şartları farklı sıcak bölge. Soğuk bölge nasıl olacak? Yani Allah Resulü eşyaya hükmederken hakikatiyle hükmediyor. Onun için seniye demiş. Sünnet-i seniye şu demek. Sünnet adetullah demek. Sünnetullah demektir, fıtrat demektir, tabiat demektir. Nizam, eşyanın yaratılışı demektir. Yaratan Allah eşyayı en güzel nasıl işliyor, işlevi nasıl, birbirine nasıl beraber işliyorlar mevcudat, farklı farklı parçalar, soğuk, sıcak, kadın, erkek, karanlık, aydınlık, doğru, yanlış, aşağıda, yukarıda, yani zıtlar nasıl işliyor? Ha, böyle bir sistemi kurmuş. Bunu nasıl iş yapıyor? Bu kainatın işletim sistemini bize uygulayacak. Hareketimiz ona uygun olacak. İşte bütün kainatı insana hulasalandırmış. İnsanın davranışı bu kainata zıt olmamalı. Bu insanın davranışını kainata endeksli beraber yapan mevcutla, vücutla hakikati beraber görmek. Bir dakika, bir dakika. Onun için haram işleyemiyorlar. Büyük zatlar da öyle. Çünkü ben diyor, usta diyor ki ya, niçin bakmadın diyor. 10 sene İstanbul'da kaldın. Ben 10 günde 10 taneye bakarım. Harama. Usta diyor 10 sene kaldım bir defa bakmadım. Çünkü yerde işlenen günahların, bak dikkat edin. Yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyordu. Yani burayı ile orayı görüyorsun. Hadi yap ha. Burayı ile orayı beraber görenlerde ancak günah olmuyor. İşte ismet sıfatı da budur. İsmet sıfatı günah işlememe. Yani mesela günah işliyor bakacak tamam. Tamam peygamber. Peygamberde var ya işte. Cebrail geliyor. Ya Muhammed kafanı çevir. Kadındır açık saçık olmaz falan. Değil işte. Böyle kafayı çevirmiyor. Yani ismet sıfatı günah işlememek. Eylemsel nedir? Yani nasıl işliyor? İşlevi nedir burada? Hareketle, eşya ile hakikatini beraber görmek. Böyle gördüğü için yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini gördüğünden dolayı burada yanlışlık olamıyor. Sen kardeşim yürürken önünde, sağında cennet, solunda cehennemin temessüllerini alemlerinde 28. lemada söylüyor. O alemlerin burada karakolları var diyor. Öyle demiyor mu? He Mustafa? Evet. 28. lemada alemi gaybın, cennet cehennemi, alemi şahadette karakolları var diyor. Sağında cenneti görsem, solunda cehennemi görsem, yürürken bir bakıyorum ki haramlar cehenneme akıyor. Hayırlar cennete akıyor. Ben nasıl bakarım ya? Zaten ayaklarım yürümez ya. İsmet sıfatını fiilsel olarak, fiil olarak işler ki işlemesinin şeyi mevcutla hakikati beraber görenler de şey yapıyor. Neyse. Devam edeyim. 3.
hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde tereddütler olur. Hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde yürürken olur. Çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette tereddütler olur. Kendine layık olmayan, yani Allah sana yükle denmediği şeyleri, çok tazikat altında gayet ağır yükleri yüklenmişsin. Gemiye yükünü bırakmıyorsun. Mesela bir tane misal söyleyeyim. Hoşuma gitti. 3-4 sene önce veya 5 sene önce bir tanıdığım Almanya'da trafik kazası geçiriyor. Bilgisayar mühendisi son sınıfta iken geçiriyor. Ona teselli için Allah demek ki söylettirmiş. Benim de hoşuma gidiyor. Tam mezun olacağı zaman bu trafik kazası geçiriyor. Sıfırlanıyor beyin. Şu anda her şeyi yeniden öğreniyor. Okul bitiyor tabii. Bitiremiyor son sınıf. Ona demiştim ki Allah kanat vereceği kişiye ilk önce ayağını alırmış. İlk önce kanat verip sonra ayak almazmış. İlk önce ayağını alır, sonra kanat veriyor. Çünkü kanadı olana ayak gerek yoktur. Kanat vereceği zaman ayağını alır. Ha? Şimdi şu, insanoğlu birebir, ikiye iki, yani verileni alır o kadar. Ben bir verdim bir alırım, iki. Allah böyle değil. Vermeden bizi verir. Allah birebir aldı ayağı, demek ki adın gibi inan, kanat verecektir sana. Diğerlerini de düşün böyle Celal. Ayağını mı aldı? İnan kanat verecek sana. Ayak vermeyecek. Ayak aldı, ayak vermez. Allah böyle değil. Biz Allah'ı anlayamamışız daha. Kulları üzerine haşa, haşa ve kella zalim değildir. Biz el amin lil abid. Üzerine zalim değildir Allah, haşa. Daha iyisini vereceği için. Şimdi, niçin söyledim? Çok tazikat altında gayet ağır yükleri biz yüklenmişiz. Farz olmayan şeyleri kendimize farz kılmışız. 5. Tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yukar, ben de gayet acizim. Nazarımda gayet kısa, yolda zulümatlı. Burada tereddütler var. Tereddütün sebeplerin zeminleri Mustafa bunlar. İşte kaçıncı maddeyse 6. Maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, Lamalar 82'de geçiyor, tereddüt olur. Bir de okuyayım. Maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, tereddüt olur. Peki, başka? Kasır-ı nazar muhakemesizlerde olur. Kasır-ı nazar, yani nazarı kısa, kasır, basit. Yani küçük küçük hesapların peşinde. Tenkit, tereddütü doğurur. Başka, vartalar, tereddütü doğurur. Başka, küfrün dehşetli muhalatından ve vahşetli hurafatından ve zulmetli cehaletinden. Şualar 104. Yani bakıyorum böyle teravihden sonra biraz yorgun gibi görünce bak girmiyorum. Bak hız dizdi gidiyor. Aslında bu girilecek bir konuydu tek başına. Belki bir 10 dakika konuşulması lazım ama girmeyeceğim. Bir, tereddütüm şu şeyi de okuyayım. Küfrün dehşetli muhalatından tereddüt olur. Vahşetli hurafatından küfrün. Küfrün zulmetli cehaletinden tereddüt olur. Zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi. İmanın şeyinden. Başka ne tereddüdü var, ne hicabı, ne korkusu var, ne tesürü. Başka her iki tarafa baktırır deve kuşu gibi, tam manasıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Yani bu dünya bir bakıyorsun, adam Müslüman mı? Değil. Değil mi? Değil de değil. Deve kuşu gibi. Yani Müslüman desen Müslüman değil. Gavur desen gavur değil. Acayip bir şey ya. Deve kuşu gibi. Müslüman desen ölçü söylüyorsun, ayet söylüyorsun. Bak bu yanlış, buna taraftar olma diyorsun.
ayeti maayeti ve haram helal kavramı hiç kale almıyor. Öteki tarafta namaz kılıyor. Kafirlerle beraber. Aynı çizgide. İsrail'in sevindiğine seviniyor. Bunun üzüldüğüne İsrail de üzülüyor. Hiç mi sorgulamıyorsun kendini ya? Ben Müslüman. Senin üzüldüğüne İsrail üzülüyor. Senin sevindiğine İsrail seviniyor. Sen kimsin o zaman? Hiç umurunda değil. Buna giriyor işte. Deve kuşu yani. Başka? İki tane kaldı. Felsefe nazarıyla bakılırsa hayret ve tereddüt azabı içinde kalır. Yani Allah'ın ölçüsüyle bakmamaktan kendi hayat, hani felsefe deyince okuldaki felsefe değil, hayatı kendisine göre yorumlamak. Tereddütte kurtulamazsın. Son cümle, zulmet. Yani karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Kalp gıdasızlıktan çıkıyor. Zulmet. O da tereddüdü doğuruyor. Şimdi tereddüdü ortadan kaldıran sıraları sayıyor. Bu tereddütleri ortaya çıkarandı. Daha bunu yapamadık ha. Onu okuduktan sonra diyeceğim bak bunlar size güya bu akşam okuyacaktık. Ama okumuş kabul ediyoruz. Öyle bir meziyetim var mı? He? Öyle bir meziyetim var mı? Bizi aktarabiliyor musun? Bende o meziyet olsa bile sende de alıcı meziyet olması lazım. Evet. Şimdi ortadan kaldıran, tereddütü ortadan kaldıran maddeler. Sünnet-i seniye. İki. Hüccet. Bunların tam karşılığı. Üç. Tasdik ederek kabul etmek. Yani hepsinin yeri var mesela bunu söyleyeyim. Şualar 633. Başka? Şualar 137'den okuyorum. İtminan ve çok dikkatli gözler sahibi olmak. Başka? Yani bunun tam karşıtları. Şu da. Kemali ciddiyet, emniyet, kuvvetli bir vusuk ve itminan ile tereddüt ortadan kalır. Kalkar. Kemali ciddiyet. Ne yaptığını adam gibi yapacaksın. Yani mesela bir misal söyleyeyim buna ait. Ne yapayım ben bu akşam? Ne yapayım? Akrabalara bir geçen hafta gittik. Gidecek bir akrabaya. Bu akşam dizi var mı? Yok. Bu akşam dizi yok. Maç var mı? Yok. Ne yapayım ben şimdi? Yapacak bir şey yok. Ha bari derse gideyim. Böyle derse gidilmez. Buna ne deniyor? Kemali ciddiyet yok. Emniyet yok. Cemaata güven yok. Yani kemal itminan öyle bir şeyin yok. Böyle ders olmaz. Dersler, Kur'anlar, namazlar istepne lastik değildir. Lastiğin patlayınca takılacak lastik değil bu. Hani yedek lastik olur ya. Niye taşıyorsun onu? Ya patlarsa takarız işte. Yani Allah niye böyle ihtiyaç duyuyorsun? Allah'a, dine, cemaata, kitaba. Ya kanser mahser oluruz. Bakarsın ölürsün. Ya çoluk çocuğumuzdan birisi bir şey gider. Teselli nerede bulacağız? İstepne gibi din dursun burada. Din istepne lastiği değildir. Yani estiği zaman ya yapacak ne var bir şey yok. Bari derse gideyim. Böyle ders olmaz. İşte buna kemali ciddiyet, emniyet, kuvvetli bir vusuk ve itminan sahibi olacaksın. Başka? İcma ve ittifakı ve tevatürü ve ispata tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku. Ve harika mükemmel acayip bir şey bu. Hemen şu kadar şeyini söyleyeyim. Bütün vehim ve vesveselerden kurtaran o büyük zatların icma, büyük zatların ittifakı ve Allah Resulü'ndeki hadislere, tevatürüne teslim ve mücedidlerin ispat ve hüccetlerine, tevafuklarına ve tesanütlerine, tetabuklarına intisal etmekten yok olur. Mektubatta çok harika yer var buna ait. Bizim üç tane kanun zikrediyor orada. Telviyat-ı Tisa'da. Büyük zatların icmağına, ittifakına bir tane de var. Bir madde de var. Hatırladın mı? Büyük zatların ittifakına, icmağına neyse. İcma, ittifak, tevatürlerine ve ispatlarına.
Bu seni vehim ve vesveselerden kurtarır. Yani şu. Ya acaba bizim yaşadığımız hayat doğru mu? He? Bu yaşadığımız hayat doğru olduğunu nereden biliyoruz? Sürprizlik olmasın. Arkadaşlar sürprizlik yok ahirette. Hayatınızı sorgulayın. Neyle sorgulayacağız? Büyük zatların, mücedidlerin kitaplarına, icmağına, ittifaklarına, ortaya koydukları şablonlara, ölçülere hayatını koy. Kısas yap. Koy onu. Hayatın odur. Öyle sürprizlik bekleme. Hayatın bellidir ahirete ne çıkacağına karşıda. Namaz kılıyorsan ahiret hiç merak etme. Kılmıyor çıkmayacak. E derse gelmemişsin. Derse gitmiş gözükecek. Öyle bir şey yok. Bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telassız, samimi bir safette, büyük bir ciddiyetle sahiplenmek. Başka? İnsaf ve dikkatle, ciddiyetle şey yapar, tereddüt ortadan kalkar. Başka? Öyle bir sıdk ve sadakati, öyle bir sebat ve metaneti, öyle bir ihlas vardır ki o tereddüt kalkıyor. Başka? Öyle baktın sen Mustafa, sözler 758'de ya. Başka? Teslimiyetle kurtuluyordu. Yani acaba bu hak mıdır, bu doğru mudur? Var ya, tereddüdü doğuruyor. Ustad hemen karşısına diyor ki, teslimiyetle kurtuluyordu. Teslim. İslam teslimdir. Başka? Kemal izan ve teslimiyetle. Yani tereddütler, telaş, izan ve teslimiyetle kurtulur, çıkar. Başka? O derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, yani o bulunduğun, hak bildiğin yolda böyle Resulullah gibi böyle en azına taklit edip kabul etmek, böyle şey yapmak, metanet. En ufak zarar gördün, ihtimal var, hemen geri dönüyorsun. Ha, hadi benden eyvallah diyorsun. Hani metanet? Cesaret. Başka? Son dördüncü madde. Samimi bir safayı kalple, halis bir ciddiyetle olmak, yaşamak, bakmak. Neymiş? Bir de okuyayım Hakan. Samimi bir safeti kalp, halis bir ciddiyet. Başka? Bir ciddiyetle, bir metanetle, bir şecaatle, hafsız, tereddütsüz sahiplenmek, yaşamak, bakmak. Başka? Sıdkına ve nokta istinadı olan Halik'ına itimat ettiğini. Allah'a itimat sorunu yaşıyor Müslümanlarda, bizde de. Allah'a pek itimat edemiyoruz yani, teslim olamıyoruz. Allah'a itimatımız az. Yani tevekkül az. Teslim az. Allah'a tevekkül edemiyoruz. Mustafa, teslim olamıyoruz, itimat edemiyoruz. Acaba var, tamam mı? Allah hakkında şüphelerimiz var. Varlığı hakkında değil. Başka? Sıdkına ve noktaya istinadı olan Halik'ına itimat ettiğinden, onu okuduk. Son şeyi okuyorum. Şu Burhan tersim edilse, Burhan elimizde olursa tereddüt ortadan kalkar. Burhan üzerine yürümek. Şimdi ben tereddütleri ortaya çıkaran, ondan sonra bunların o maddelerdi. Şurada madde. Bu sayfalarda ise o maddeler bu paragraflardan çıkmış. Açılımları burada. Açılımları burada. Tereddüt diye toplama yapmışız. Ondan sonra bu tereddüdün şeyi dimağı nasıl yapılandırıyor dersin, bir 10 dakikası meşgul oldum ya. O da burada. Tereddüt burada. Dimağa bakan yönü. O tereddüt mastar, yani umumi bir yapıdan bahsedik, sistemden. Bu eylemsel hal. Yani tereddüdün dimada, tereddüdün enfüste, kalpte, ruhsal hayatta, tereddüdün hayattaki görüntüleriydi. Bu dima. Yani bizim psikolojik hastalıklarımız kısacası vehim, vesvese, buhran, bunalımdan nasıl kurtuluruz? Tereddütler nasıl kalkar? Ya işte kanserin bilmem neyim. Bir tanesini sözüm söyleyeyim, misal vereyim de kapatayım. Bak şimdi. Böyle yaşanır mı? Doktor dedi ki bak ders bitti. Bu dersi toplamama, bu dersi yapmama sebep olan bir kardeşimiz.
hanım kardeşimiz oldu. Ne oldu? Doktora gitmiş. Doktor demiş ki, yani kendisi en fazla 2 ay ömrün kaldı diyor. 2 ay. Bak bu bir şey değil. Buraya kadar duyduğunuz çok. Fakat kadın ne yapmış biliyor musun? Yalvararak, rica ederek, para vererek mesela yatmıyor. Uykudayken canım çıkmasın. Hem uyanık. Her an böyle bekliyor. Aha geldi. Ağzım durmasın. La ilahe illallah Muhammed Aleyhisselam. La ilahe illallah. Ha geldi. 2 ay ya. Uykusuna direniyor. Uykusuna direniyor. Adam tutmuş. Ya rica etmiş, ya yalvarmış, ya kaçtık vermiş bir şey yapmış. Diyor ki artık 2 gün, 3 gün yatmıyor Celal. Leyla'nın. O çağırmış olduğu işte rica etmeyi ona diyor ki komşusuna, yeğenine. Ben şöyle biraz geçeceğim, yatacağım. Beni dikkat et. Burada serpak koy. Nefes alıp veriyor muyum? Eğer nefesim azalırsa hemen beni uyandır. Ölüyorum demektir. Mustafa şaşırdın değil mi? Nöbet tutuyor. Ben yaşıyor muyum? Dikkat et. Canım çıkıyorsa hemen beni uyandır. Hemen la ilahe illallah Muhammed Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam geldi. Sanki bu adam görecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed Aleyhisselam. Her an. Uykuda beni yakalamasın diye böyle yaşanır mı? Allah'a teslimiyetimiz yok. Tevekkül yok. İtimat yok. Peki öldü mü? Hani her tarafı sarmıştı? 2,5 sene oldu hala yaşıyor. Şu anda yaşıyor. Ona dedim ki beni o zaman aradı hastanede. Orada aradı. Ciddi bir şeydi. Abi böyle böyle diyor. Uykuda beni canım alırsa ne olur? Ben şöyle demişim de acayip olmuş. Ondan sonra kalktı taburcu oldu. Dedim ki sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Yuhi ve yumit Allah'tır, kanser değildir. Yani öldüren kanser değildir, trafik kazası değildir. Öleceği için onlar aktif olmuş. Ya 5 dakikada olsaydı işte 112 yetişseydi, 5 dakikada şey yapsaydı tam yaşayacaktı. Hayır, öleceği için sebepler tükendi. Sebepler tükendiği için ölmüyor. Sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Şeyin babası, bu şeyin İsmail, dün anlattı. Kaç defa geçmiş traktör üzerinden? 2 defa. Bir böyle geçiyor traktör. Tarla daha kimse yok. Dün anlattı. Bir de böyle geçiyor. Aynı adamın üzerinden o lastik var ya Celal. Bir böyle geçiyor adamı. Bir de böyle geçiyor. Her tarafı kırıp dökmüş. Bir şey kalmamış ki. Bu adam ölmemesi lazım. Benim köylüm hala yaşıyor. Denize kaç defa söyledim. Dinamit atma. Balıklara dinamit atarken elinde bomba patlıyor. Bir tane buradan kopuyor. Bir tane buradan kopuyor. 2 gözü gidiyor. 2 kulağı gidiyor. Böyle kalmış. Bu yaşıyor. Yürürken adam ölüyor. Ya neyle izah edeceksin? Hani sebep yok. Nizam. Bir üzümü yıkayayım diyor çocuğa. Öğretmen değil mi? Matematik öğretmen. Hepiniz tanıdığı, hepimizin tanıdığı. Hocam öğretmenimiz. Senin de öğretmenin dedi. Okulda, öyle mi? Koridorda. Oğlum şu defterleri tut bir yüzümü yıkayayım. Lavaboya giriyor. Yüzünü yıkarken lavaboda düşüp ölüyor. Yani lavaboda yığılıyor yani. Bunun üzerine de traktör bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Ve bütün kanser sarmış 2,5 seneden beri yaşıyor. Kardeş, öleceği için sebepler tükeniyor. Sebepler tükendiği için ölmüyor. İşte bu tereddüt Allah'a teslimiyetimizi kaldırıyor. İtimadımızı kaldırıyor. Onlar bahane be kardeşim. Yani onları anlatacak bak kendinizin dışına attınız. Ben de dayı. O kanser ben değilim ki. O ölecek. Ben ölmeyeceğim. Hayır kesin öleceğiz ya. Var mı burada ölmeyecek? Ben de bugün ölü bir hatırıma geldik olan hakikaten hiç ölmedim. İlk defa öleceğim ya. Acaba nasıl olacak diye bugün hatırıma geldi biliyor musun? İlk defa nasıl olacak bilmiyorum ben de. Ona
acaba nasıl bir yer? Allah'a hemen baktım ki sardı beni böyle alev, nizam. Öyle göğsüme ateş gibi şey. Dedim ki Allahsız düşününce tabii ki cehenneme girmeden girdin dedim ya. Of be bir baktım şak diye kalktı. O bulutlar kalktı. Allahsız düşünülür mü ya? Allah var ya, problem yok. Ha? Allah var, problem yok. İşte çay da geliyorsa ders de bitiyor. Vahir davahum enelhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.